Evet, bu testimizi ihmal etmeyelim diyoruz buradan da yine gebelere önerildiği süreçlerde. Hocam yine en çok merak edilen, hamilelerin en çok tedirginlik duyduğu konulardan birisi de gebelikte kanamalar neden olur? Bu gibi durumlarda ne yapmalı? Gebelikte kanama bizim için tabii ki alarm edici bir durum. Ama illa her gebelik kanaması kötü sonuçlanmıyor. Bazen yerleşme kanaması dediğimiz gebeliğin ilk haftalarında hafif böyle lekelerde şekilde kanamalar olabiliyor. Çok önemsiz ama mutlaka tabii değerlendirmek lazım böyle bir şikayeti olan gebeyi. Eğer düşük tehdidi düşünüyorsak da progesteronla destekliyoruz. Ama bazen düşükle de sonuçlanabiliyor. Bazen bebeklerin sonu, plasenta dediğimiz eşi denilen halk arasında bu rahim ağzına yakın yerleşebiliyor. Ona bağlı kanamalar oluyor. En tehlikelisi ablasyon dediğimiz bazen plasenta dediğimiz o işte emzikten ayrılma diye söylüyor bazen evet. Halk arasındakiler. O yerinden ayrılabiliyor kanamaya neden oluyor. Bazen de çok basit bir neden olabiliyor. Rahim ağzında basit bir enfeksiyon oluyor. Ya da polip gibi küçük bir şey oluyor. Kanayan, dokunmakla kanayan bir lezyon oluyor. Ona bağlı çok basit kanamalar oluyor ama bunu muayene etmeden, değerlendirmeden karar vermemiz imkansız. Evet, ki. Önemli. Yani bu gibi durumlarda lütfen hekim kontrolünüze gelmenizi öneriyoruz. Peki hocam, gebelikte egzersiz ve spor yapılabilir mi? Bununla ilgili yorumunuzu alabilir miyiz? Gebelikte egzersiz ve spor mutlaka yapılmalı. Gebelik demek yatmak demek değil. Çok aktif olmak gerekiyor. Yatan gebe en korktuğumuz gebe. Damar tıkanıklıkları, aşırı kilo, hareket bozuklukları, her türlü problem yatan gebeden oluyor. Mutlaka çok güzel gebelikte pilatesler var. Sadece yürüyüş yapılabilir. Evet. Günümüzde maalesef uygun değil ama yüzmek mükemmel bir egzersiz gebeler için. Açık hava sporları basit, yorulmadan ya da yürüyüşler ve lamaz egzersizleri dediğimiz böyle küçük doğum, normal doğumlarına da yardımcı olacak çok güzel egzersizler var. Çok kolay ulaşabilir artık dijital çağda yaşıyoruz her türlü egzersize. Evet, yine en çok merak edilenlerden birisi de buydu. Bunun da cevabını hocamla vermiş olduk. Peki hocam, doğum yapan bir bayan doğumdan ne kadar süre sonra tekrardan gebelik düşünmeli? Sağlık açısından bunun uygunluğu nedir? Evet. Gebelik geçiren, doğum yapan bir kadının en az 2 sene normal doğum ya da sezaryen istisnası yok. 2 sene gebe kalmaması gerekiyor. Kalırlarsa ne olur? Bir kere bebeklerini emziremezler. Çünkü süt kesilebiliyor, sütün kalitesi azalabiliyor. Vücutları tamamen kendilerini yenilememiş oluyor. İşte kansızlıklar, bir takım sorunlar. Üzerine bir daha bir gebelik yükü ekleniyor. İşte sezaryen oldularsa Allah korusun sezaryen yerlerinde sorunlar çıkabiliyor. Hem anne karnındaki bebek için hem anne için hem de dışarıdaki gebelik için 2 yıldan sık gebelikleri riskli gebelik kategorisine alıyoruz ve daha yakın takibi alıyoruz. Yani 2 sene önce mümkünse gebe kalmamaları çok önemli. Hocam peki gebelikte kısaca beslenmeye biraz değinebilir misiniz? Nasıl olmalıdır? Aslında çok basit, sağlıklı beslenmek. Yani paketli gıda yememek, turfanda olan şeylerden uzak durmak. En ucuz ve en basit beslenme, sağlıklı beslenmek. Paketli gıda yemeyeceksiniz. O mevsimde hangi sebze, meyve yetişiyorsa onu yiyeceksiniz. İşte hamur işlerinden çok yağlı, işte pişirme yöntemleri önemli. İşte daha çok buharda, ızgara, yağsız tava gibi ya da fırın gibi mecraları kullanarak pişirdiğimiz yemekler, evde özellikle pişirdiğimiz yemekler çok yağlı olmayan, daha çok bitkisel yağlar kullandığımız beslenme şekli en ideal beslenme şekli gebelikte. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bu bilgilerden ötürü. Birazdan yine kapanışta yine mesajımızı alacağız izleyenlerimize.